Merhaba arkadaşlar, 26 nolu ayeti denememize devam ediyoruz. Birinci sorumuza başlıyoruz. KLM kendisine türdeş olan üçgen levhalar 2T, 3T ve 3T ilk gerilmeleriyle dengedeyken bu cisimlerin yere göre potansiyel enerjilerini sıralayın diye soruyor. Şimdi biz biliyoruz ki üçgen ağırlık merkezi ince uçtan 2 birim, kalın uçtan 1 birim uzaklığıdır. K'nın ağırlık merkezi burada olmalı. Aynı mantıkla L'nin ve M'nin ağırlık merkezleri de burada olmalı. Çünkü cisimler türdeş cisimler. K'nın ağırlığı 2T, L'nin ağırlığı 3T, M'nin ağırlığı 3T ile orantılı olması lazım. O zaman 2T'nin yerden yüksekliği 3 olduğu için 2 kere 3, buranın enerjisi 6 ile orantılı olmalı. 3 çarpı 3, burası 9 ile orantılı bir enerji olmalı. 3 çarpı 2, burası da 6 ile orantılı bir enerji, potansiyel enerjiye sahip olmalıdır. Bunun sıralanması istenmişti. En büyük L, sonra KM geliyor arkadaşlar. 9 büyüktür. 6 ile 6 birbirine eşittir. Bu sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar Ceyhan seçeneğinde bulunmaktadır. Sıradaki soru, maddenin içindeki parçacıklarla ilgili olarak arkadaşlar bunların kütleleri nasıl sıralanmalıdır diye söylüyor. Şimdi bu ayrıntı gibi bir soru gibi gözükse de aslında yorum yaparak çıkartabileceğimiz sorulardan bir tanesi. Hatırlarsınız nötronlar 3 tane kuarkın oluşumu sonucunda oluşuyordu. Yani up, down ve down birleşmesi sonucunda oluşuyordu. Şimdi kuark yani bir nötronun 3'te 1 ağırlığına eşittir diyebiliriz. Sonuçta bu 3 parçacığın birleşim sonucunda oluşuyor. Elektron çekirdeğin etrafındaki bir protonu veya bir nötronun yaklaşık 1850 katında 1'i kadardı. O zaman nötron kuarkın 3'te 1 kadarsa elektron nötronun 1850 katında 1'i kadarsa o zaman arkadaşlar burada en küçük kütleli olan elektron en büyük kütleli olan da nötron olması lazım. Büyükten küçüğe sıralandığı zaman nötron, kuark ve elektron gelmesi lazım. Yani Z, Y, X şeklinde sıralanması gerekiyor arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı Denizli seçeneğinde vardır. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. Mıknatısları ipe bağlamışız ve bunların dengede kalma durumlarını inceliyoruz arkadaşlar. Şimdi özdeş mıknatıslarla yapılan bu deneyde iplerdeki gerilmeler T1, T2, T3 olduğuna göre diyor. Yargılarının hangileri kesinlikle doğrudur? İpin ağırlığı ve havanın kaldırma kuvveti önemsizdir. Şimdi burada özdeş mıknatıslar olduklarına göre bunların mıknatıs şiddetleri ve mıknatısların ağırlıkları aynı olması lazım. Şimdi bu şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'e baktığımız zaman şekil 3'te şöyle bir şey gözlemliyoruz. Bu mıknatısın havada boşlukta durduğunu yani ağırlığını bu mıknatısın yukarı doğru çekerek dengede tutabildiğini görüyoruz. Yani iki mıknatıs arasındaki çekim kuvveti bu mıknatısın ağırlığına eşittir diyebiliyoruz. O zaman aynı mıknatıs üstteki mıknatıs aşağı doğru aynı kuvvetle çektiğine göre ve bu mıknatıs da G ağırlığında olduğuna göre ve F dediğimiz şey de G ağırlıkta olduğuna göre o zaman T3'ün 2G olması gerekmez. Peki ikinci şekle giriyorum. Bu durumda kuzey kuzey yukarı doğru F kuvvetli ise bu mıknatısın ağırlığı aşağı doğru olsa F dediğimiz şey de G kadar olsa arkadaşlar o zaman G'den G'ye çıkartırsak bu ipteki gerilmeye ihtiyaç yok. Yani bu ip olmasa da bu cisim ne yapabilir arkadaşlar? Havada böyle askıda kalabilir. Aynı buradaki cisim gibi. Üçüncü şekilde ise güney kuzey aşağı doğru çektiğine göre arkadaşlar. Bu mıknatısın bir de ağırlığı olduğuna göre arkadaşlar. Şimdi ipteki gerilmeye bakarak bir odaklanalım. Kuzey güney kendisine doğru çekecek. Evet. Mıknatısın ağırlığı burada aşağı doğru olacak. Bu durumda bu ipteki gerilme nedir arkadaşlar? Gereksiz olacaktır. Gene bu ipteki gerilmeye ihtiyacımız olmayacaktır. Şekil 1 ile şekil 3 aynı mantıkla çalışacaktır. Bu durumda üstteki mıknatıs alttaki mıknatıs tarafından gene F kuvvetiyle çekildiğinde ve bu mıknatısın bir ağırlığı olduğuna göre ipteki gerilmeye 0 demiştik hatırlarsınız. F ile G kadar olduğuna göre arkadaşlar buradaki şekilde bu ipteki gerilimde ne kadar olması lazım? 2G ağırlığında bir değere denk gelmesi lazım. Şimdi soru şuydu. Yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur diye sormuştu. Öncelikle birinci ifadeye bakalım. T1, T2'den büyüktür diyor. Doğru. 2G 0'dan büyüktür. Doğrudur. 2, 3'ten büyüktür. Yalnız zaten T2 0 bulduk. 1 ile 3 aynı büyüklüğüdür. 2G 2G çıktı. Evet. Bu öncülü de doğru. Sorumuzun cevabı Denizli. 1 ve 3 olması gerekiyor arkadaşlar. Dördüncü sorumuz bir bilgi sorusu. Yarı etkenlerle ilgili. Bu yarı etkenlerle verilen bilgilerden hangileri yanlıştır diye sorulmuştur. Elektriksel iletkenliği değiştirilemez diyor. Yarı iletkenliği. Değiştirilir. Sıcaklıktır.
İçindeki malzemelerdir. Bu değişkenleri değiştirerek elektriksel iletkenini ne yapabiliriz arkadaşlar? Değiştirebiliriz. O yüzden bu öncül yanlıştır. İkinci olarak sıfır derecede yalıtkandır demiş. Çok alakasız bir şey söylemiş. Çünkü ben dersem hani bu şıkkı şöyle kullandırmaya çalıştık biz size. Sıfır santigrat derece değil de sıfır kelvin hatırlayın. Sıfır kelvindeyken maddeler süper iletken oluyordu. Hani o da oraya gidiyor zaten. Ama sıfır santigrat derecede yalıtkandır demek yanlış bir kavramdır. Sıcaklık artarsa direnç artar diyor. Şimdi sıcaklık artarsa iletkenlerin direnci artar. Ama yarı iletkenlerin direnci azalıyordu. O yüzden bu öncül de yanlış kullanıldığı için her üç öncül de yanlıştır. Üçü de yanlış olduğu için cevabın Edirne seçeneğinde olması gerekiyor arkadaşlar. Sırada 5 nolu sorudayız arkadaşlar. Bu soruda 2 ve hacimli 6 D yoğunluklu, 4 ve hacimli 3 D yoğunluklu KVL kaplarında sıvılar var. Bu kaplardan bir miktar alınıp M kabına konulduğunda her üç kaptaki sıvının kütlesinin eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla birinci kapta başlangıçta 12 dB. İkinci kapta 4 kere 3 12 dB. Çünkü kütleyi bulurken ne yapıyorduk arkadaşlar? Öz kütleyle hacmi çarpıyorduk. 12 dB. 12 dB sıvı olduğuna göre toplam sıvı kütlesi 24 dB olduğuna göre ve biz bunu 3'e bölersek en son kaplarda 8 dB kalması lazım. Yani bu kaptan alınması gereken sıvının kütlesi 4 dB. Bu kaptan alınması gereken sıvının kütlesinin 4 dB olması lazım. 4 çıkarsa burada 8 kalır. 4 çıkarsa burada 8 kalır. 4 gelirse burası 8 dB olur. Ve soruda önerilen, istenen şeyi yapmış oluruz. Şimdi diyor ki bu kaptan sıvı taşmadığına göre yargılardan hangileri doğru olur diye söylüyor. Bakalım. Diyor ki K kabından alınan sıvının yoğunluğu azalmıştır. Yanlış. Biz kaptaki sıvıyı azalttığımız zaman, yani su içtiğimiz zaman kaptaki suyun yoğunluğu azalıyor mu? Hayır. Şimdi miktar azalırken burada hacimse aynı oranda azaldığı için yoğunluk değişmemiştir. Bu ifade yanlıştır. K kabından V hacimli sıvı alınmıştır. Onu şöyle bulabiliriz. K kabından alınan sıvının kütlesi 4 dB'ydi. K kabındaki sıvının yoğunluğu 6 dB olduğuna göre kütleyi eğer yoğunluğa bölerseniz alınan sıvının hacminin 2/3 olduğunu ve bu öncülün de yanlış olduğunu göreceğiz. M kabına toplanan sıvının hacmi 2V'dir diye söylüyor. Onu hesaplamamız gerekiyor. Çünkü K kabından alınan sıvının hacmi ne kadardı? 2/3V'di. Peki L kabına gidelim. L kabından alınan sıvının kütlesi 4 dB. Sıvının yoğunluğu 3 dB. O zaman bu kaptan alınan sıvının hacmi 4/3V'dir. 2/3V ile 4/3V'yi toplarsak arkadaşlar bu 6/3V yapar. Yani bu kaba gelen toplam sıvı hacmi 2V yapacaktır. Üçüncü öncülümüz doğrudur. L kabından 2V hacimli sıvı alınmıştır diyor. L kabından 2V hacimli sıvı. Oysa ki biz az önce L kabından 4/3 alındığını söylemiştik. O yüzden bu soruda üçüncü öncül doğrudur. Fakat bu soruda şimdi şıklara baktığınız zaman cevap şıklarda gözükmüyor. Burada şöyle bir problem olmuş. Bu üçüncü öncül ile dördüncü öncül maalesef baskı sırasında yerleri değişmiş. Bu dördüncü öncül arkadaşlar aslında. Bu da üçüncü öncüldür. Bu soruda doğru olan öncül yalnız 4'tür. Sorumuzun cevabı da Edirne'dir arkadaşlar. Soruda böyle bir sıkıntı olmuş ama soru kendi olarak bir hatası yoktur. Sadece bu öncüller yerleri kaydığı için cevap anahtarında yanlış konmuştur. Peki arkadaşlar sıradaki soruya devam ediyoruz. Bu soruda KLM kaplarındaki suyun denge konumları şekildeki gibidir deniyor. Buna göre diyor önermelerden hangileri doğru olabilir diye söylüyor. Şimdi burada eylemsizlik mantığı var farkındasınız. Bir aracın hareketi esnasında o eylemsizliği cismin içindeki moleküllerin hareket yönünü değiştirecektir. Şimdi K kabı sağa doğru hızlanmıştır diyor. Şimdi bu araç sağa doğru eğer hızlanırsa eylemsizliğinin sola doğru olması lazım. Yani hızlandığımız zaman artık koltuğa geri doğru yapışmamızın sebebi. Yani ama bu su öne doğru gelmiş. O zaman dediği yönde hızlanmamış olması lazım. Bu yanlıştır. L kabı yukarı yönde yavaşlamıştır. Şimdi su normalde altta olması gereken yukarıda duruyor. Şimdi bu kap yukarı yönde eğer yavaşlamış olsaydı eylemsizlik de yukarı doğru olurdu. O zaman suyun ağırlığını bu şekilde havada tutabilecek şekilde tutabilirdi. Hani frene basınca öne doğru fırlamak gibi bir şey bu. Bu doğru olabilir. Üçüncü öncülde M kabı sola doğru yavaşlamıştır. Şimdi biz sola doğru yavaşladığımız zaman eylemsizlik de sola doğru oluyordu. Frene bastığımız zaman öne doğru. Demek ki suyun öne doğru gelmesi gerekiyordu ama arkaya doğru yapışmış. O yüzden bu öncülde yanlış. Olabilir olan tek doğru ifade 2 nolu ifade. Yani 6 nolu sorumuzun cevabı Ceyhan olmalıdır arkadaşlar. Sıradaki sorumuz düzlem aynaya gelen KRM ışınlarının yansıması ile ilgili arkadaşlar. Gelen ışınlarımız hangi açılarla yansımıştır? Gelme açılarını, yansıma açılarını istiyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi A, B, C
ve C ifadelerini bu üç sembolde, üç şekilde de kullanmışız. Biz buradan bir ipucu çıkartmıyoruz. Yani üçü birbiriyle bağlantılı. Şimdi bir kere burası C ise burası da C olması lazım. Toplamda burası 9C eşittir 180 derece olduğu için C burada 20 derece oluyor. Şimdi C 20 derece olduğu için arkadaşlar burayı bir normal çizdiğimiz zaman normalle yapılan açı 70 derece olmalıdır. Yani M şeklinde normalle yapılan açı, gelme açısı ve yansım açısı 70'er derecedir. C'nin 20 olduğunu öğrendiğimiz zaman burayı tekrardan normal çizdiğimizde 2C dediğimiz zaman burası 40'er derece yapar. Yani L şeklinde gelme açısı 40 derecedir. Burası 40 derece ise aynel yapılan açı B de 50 derecedir. Şimdi burası 2B olduğuna göre gene normal çizdiğimiz zaman buralar BB olur. B'yi biz az önce 50 bulmuştuk. O zaman burada da gelme açısı kaç derecedir? 50 derecedir. Şimdi sıralama istiyor bizden. En çok 70, sonra 50, sonra 40 olduğuna göre MKL, MKL de Ceyhan'da bulunmaktadır arkadaşlar. Sıradaki sorumuz 8 nolu soru. Dikdörtgenler prizmasının ayrıklarından KL, MN, PR vektörleri çiziliyor. 3 boyutlu bir görsel bu. Buna göre diyor yargılardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar K vektörüyle L vektörünü toplarsanız bu tarafa doğru bir 5 birimlik vektör oluşmaz mı? Yani şu 3 birimlik. Bu da 4 birimlik bir vektör olsun. Bu ikisinin bileşkesi tabii ki de şöyle bir 5 vektörlük 5 birimlik vektör olmayacak mı? Bu ifade nedir arkadaşlar? Doğru bir öncülüdür. Peki sıradakiyle devam edelim. Şimdi K eksi L eksi M diyor. Şimdi L vektörünün ters çevir diyor. L vektörünün ters çevirirsek arkadaşlar yani demin şöyle bir görüntümüz vardı. Şimdi böyle bir şeyimiz oldu. Bu uç eklendiği zaman 4, 3 aradaki açı 90 olduğu için bu tarafa doğru 5 olmaz mı? Peki bir de M'yi ters çevir diyor. M yukarı doğruyken aşağı doğru 5. Şimdi aşağı doğru da 5 alırsak arkadaşlar aradaki açı 90 olduğu için 5, 5 ikisinin bileşkesi bu tarafa doğru 5 kök 2 olmayacak mı? Bu öncülümüz de doğru oldu o zaman. Şimdi bütün vektörleri toplayıp 5 bulmaya çalışacağız. Bakalım. Şimdi burada şöyle bir çakalık yapalım. Bu M vektörüne dikkat edin. M vektörü ile P vektörleri aynı doğrultuda fakat birbirine zıtlar. Yani M ile P birbirini götürmesi lazım. N ile de R birbirine zıt. Bakın biri bu tarafa doğru, biri bu tarafa. O zaman N 3 birim, R 3 birim götürmesi lazım. Burada sadece K ve L vektörleri kalıyor. K ile L vektörünün toplamı az önce de 5'ti. Şimdi de 5. Bu da doğru yani. Üçüncü öncülüm de doğru. Her üç öncülüm de doğru. Sorumuzun cevabı edinme olması gerekiyor. Şimdi sıradaki sorudayız. Bu soruda bir yatay ateş hareketi görüyoruz arkadaşlar. Bir cismi K noktasından yatay olarak atıyoruz. Aslında eğik olarak atıyoruz. Belli bir açıyla atıyoruz. Ve bu eğik atış esnasında yani eğik atışın belli bir parçasından sonra K'dan devam edip L, M, N, P noktalarının hareketlerini devam ettiriyoruz. K'dan L'ye T1 sürede, L'den N'ye T2 sürede, M'den de T3 sürede geliyoruz. Süreler ve yüksekliklerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye soruluyor arkadaşlar. Burada simetri olarak yarı uzaklık işimizi görür aslında. Şimdi atış hareketlerini de hatırlarsak, şimdi burası bizim maksimum yüksekliğimiz. O zaman burası 6x olduğuna göre 6x de burada olması lazım. Yani aslında hareketin başlangıcı da bir yerden başlasaydı, belli bir yerden atış olarak başlasın, burası da 3x derdi. Yani adamın maksimum yüksekliği, çıkış yüksekliği 6x olacaktı. O zaman şöyle bir şey yapalım. Serbest düşme mantığına göre 6x'lik bir çalışma yapalım mı? Şimdi burası bizim o en yüksek noktamız olsun. Ve 6t havada kaldığımızı düşünelim. Çıkışta 6, inişte 6t. O zaman burası h, 3h, 5h, 7h, 9h ve 11h dediğimiz zaman toplamda çıkış esnasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim havada kalmaz mıyız? Peki buradan buraya gelmek 3T sürüyorsa 1, 2, 3 yani bizim o ilk baştaki H dediğimiz yükseklik burası olmaz mı? Bu durumda burası 27 değil midir? 27 birim değil midir burası? H dediğimiz mesafe 27 çıktı bile. Peki bu maksimum yükseklik dediğimiz şey burası zaten buraya kadar 27 idi. 3 daha 30. 6 daha 36. Yani h max dediğimiz ifadede buradan kaç çıkacaktır? 36 çıkacaktır. Cismi buradan atıyoruz. Şu anda buraya kadar geldik bile. Peki devam edelim. Sonra 2x iniyor. Yani 1, 3 ineceğim. Dolayısıyla 1, 3 inersem arkadaşlar şu an yerden yüksekliğim 36'dan 4 çıkartırsak burası 32 olacaktır. Yani h1 dediğimiz mesafe şu anda h1'dir. Aşağı doğru iniyoruz şu anda. Yani şu hareket ediyorum. Sonra 3x kadar daha inelim. Yani 1, 2, 3 tane inelim. O zaman yerden yüksekliğimizin 11 h olması gerekmez. Bu da h2 dediğimiz mesafe arkadaşlar. Şimdi zaten yatayda alınan yollar havada kalma sürelerini verdiğine göre şunu söyleyebiliriz. T1 ile T3 birbirine eşit. T2 onlardan büyüktür. T2'den
bunlar bunlar. H1 dediğimiz mesafe 36. Pardon, özür dilerim. H1 dediğimiz mesafe 32. H dediğimiz mesafe arkadaşlar 27. Ve H2 dediğimiz mesafe de 17. Sıralama olarak bu ifadeler doğrudur. 32, 27 ve 11 ifadeleri doğrudur. Hmax'ı H'a bölelim. Hmax 36. H dediğimiz şey de 27. İkisi de 9'un katları. 4'ün ve 3'ün katları. Bu ifade doğru. Yani bu soruda her 3 öncül de doğru olarak verilmiştir arkadaşlar. Sıradaki sorumuz atomun uyarılması ile ilgili arkadaşlar. Hangi yöntemlerle biz atomu uyarabiliriz diye soruyoruz. Birinci yöntem atomların birbiriyle çarpışması olabilir. Atomları elektronla bombardıman etmek. Bu da olabilir arkadaşlar. Atomların belirli bir sıcaklığa kadar soğutulması, ısıtılması esnasında nasıl ivmeler hareket yapıyorsa belli bir sıcaklıktaki atomu soğutulduğu zaman da yine ivmeler hareket yapıp ışıma yapmasını bekleyebiliriz. Atomu foton göndermek yine aynı şekilde uyardığı için enerjisiyle. Atomları nötronla bombardıman, yine bir çarpışma mantığı var. Atomların birbirine çarpışması gibi nötronla da çarpıştırabiliriz. O zaman bu 5 öncülün 5'i de atomu uyarabilir arkadaşlar. Sorumuzun cevabı edene ve 5 tane doğrusu vardır. Sıradaki soru arkadaşlar bir elektrik sorusu. Elektrik yükleri şekildeki gibi alfa ve beta açılarıyla şekil 1 ve 2'de dengede kalmışlar. Beta'nın alfadan daha büyük olduğunu söylüyor. Buna göre diyor kürelerin yük miktarları ile ilgili olarak diyor hangileri doğru olabilir diye söylüyor. Şimdi 1'in yükü 3'ün yükü eşit olabilir mi? Şimdi bizim burada soru yazılırken ana düşüncemiz şeydi. Hani öğrenci burada açılara baksın. Bunların yüklerine eşit. Bunlardan da bunun açısı daha çok, bu bunu daha çok itmiş, hani yükü daha çok. Oysa ki bu düşünce zaten yanlıştır. İki elektrik yükünün birbirine vurduğu kuvvet bulunurken bu kuvvetler büyüklük olarak birbirlerine eşit de zıt yönlüdür zaten. Ve bu kuvveti bulurken de iki yük birbiriyle çarptı. Bu kuvvet bulurken de iki yük birbiriyle çarptı. Demek istediğim şey şu. Buradaki açıların oluşmanın ana nedeni, yani farklı ya da eşit olmasının ana nedeni bu cisimlerin ağırlıklarıdır. Buradan şu ortaya çıkıyor. Biz burada yükler hakkında bir fikir sunamayız. Yani yükler birbirine eşit olabilir, büyük olabilir, küçük olabilir. Her iki şekilde de Q1 ve Q3 için ve Q1 ve Q2 için kıyaslamada her üçünde olabildiğini söyleyebiliriz. Hepsinin yükleri de birbirine eşit olabilir de bu sorumuzun cevabı arkadaşlar Edirne olması gerekiyor. Cevap 1-2-3. Sıradaki soru arkadaşlar 12'de akım geçen çerçeveler şekildeki gibi düzgün bir manyetik alanda bulunmaktadır diyor. Buna göre diyor yukarıda verilen çerçevelerin hangileri döner diye soruyor. Şimdi tork olayı hatırlarsınız kuvvetin çerçeveye uyguladığı noktadan zıt iki bölgede ters yönü döndürdükleri için merkezi eksene göre döndürmeye başladığını ve tork uygulandığını görüyoruz. Şimdi bunu nasıl hesaplayacağız? Tabii ki de sahil kuralı kullanacağız. Şimdi burada akım taşıyan tel yukarı doğruyken bizim ortamdaki manyetik alanımız içeriye doğru. Bakın çarpı bir manyetik alan var. Bu durumda kuvvet etkisi arkadaşlar tel çerçeve hep içeri doğru bir kuvvet uyguluyor. Bu durumda tel çerçeve dönmez, içe doğru bükülmeye başlar. Büküldüğü için biz bunun döndüğünü söylemiyoruz. Yani bu tel çerçeve dönmeyecektir. Bu gitti. Şekil 2'deyiz. Bunda da benzer bir mantık var ama gene de gösterelim. Şimdi burada akım taşıyan teli eğer takip ederseniz akım taşıyan tel burada baş parmak manyetik alan 4 parmak ve size doğru. Akım taşıyan tele baktığımız zaman manyetik alanın etkisiyle etki eden kuvvet dışa doğrudur arkadaşlar. Ve bu dışa etki eden kuvvet tel çerçeveyi döndürmezken tel çerçevenin dışa doğru genişlemeye çalışmasını sağlar. Belki de bir çember şekli görüntüsünü alabilir eğer simetrik bir eksen oluşturabilirse. Bu durumda tel çerçeve dönmez, dışa doğru şişmeye başlar. Yani daha düzgün bir şekilde oluşturmaya çalışır. Dönmediği için bu şekli almıyor. Üçüncü şekle geliyorum şimdi. Manyetik alan burada sağa doğru. Dört parmak biliyorsunuz manyetik alan. Akım taşıyan tel yukarı doğruyken bu telin bu kısmını etkileyen kuvvet içeri doğru. Yani çarpı bir kuvvet vardır arkadaşlar. Aynı şekilde akım taşıyan tel tam tersi yöndeyken bu sefer kuvvet sayfa düzeninden dışa doğrudur. Yani tel çerçevenin bu bölgesini etkileyen kuvvet noktadır. Bu bölgeler manyetik alanla aynı yönlü olduğu için buralara kuvvet etki etmez. Fakat tel çerçeve burada dışa doğru çıkarken burası içe doğru girdiğine göre bu tel çerçeve şu yönde dönmeye başlar arkadaşlar. Dönüş yönüne göre incelendiğinde hangileri dönmeye başlar diye sorulmuştu bize. Burada sadece M çerçevesinde dönüş etkisi olduğunu ve döndüğünü gözlemleyebiliriz arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı Ceyhan yalnız M'dir. Sıradaki soru arkadaşlar
Aynı fazı iki noktasal dalga kaynağının K1 ve K2'lerden bahsediyor. Bunların oluşturduğu dalga deseni şekildeki gibidir diyor. Buna göre diyor, ilk oluşan halkalarda dalga tepesi ise diyor, yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi bu çizdiğimiz çizgiler arkadaşlar dalga tepelerine. Buradaki nokta noktalarda arkadaşlar düğüm dalga çukurlarını gösteriyor. Yani bizim bu tepelerimiz tek çizgi, nokta nokta ile çizdiklerimiz ise oradaki çukurları temsil ediyor. Bu durumda burası bir tepedir. Buradan gelen dalgalı bu anda bir tepedir. İki tane tepe burada bir max oluşur ve dalga katarıdır. Yani A noktası bir dalga katarıdır. Şimdi B inceleyelim. Bu bir çukurdur. Buradan gelen dalga da bir çukurdur. İki çukur burada maksimum oluşturur yine ve yeni bir dalga katarıdır. Yani iki tepe oluşturduğu zaman da bir dalga katarı oluşuyor. Bakın bu iki dalga tepesi birleştiği zaman bir dalga tepesi oluşturuyor. Max oluşuyor. İki dalga çukuru birleştiği zaman daha büyük bir dalga çukuru oluşuyor. Biz bunların ikisini de dalga katarı diyoruz. Çünkü bunların ikisi de max'tır. Fakat bir tepe ile bir çukur birleşseydi o zaman bunlar birbirine bir an için sürümlerdi. Biz burada düğüm çizgisi. Bu durumda B de A da dalga katarıdır. O yüzden B yanlış anlatılmıştır. C sürüm noktasıdır. Evet bir çukurla bir tepe birleşmiştir. Burası bir sürüm noktasıdır. 3 doğru. Sorumuzun cevabı E'de nedir? Bir sonraki soruya geçebiliriz artık. Sıradaki soru, bu denemedeki son soru, 14 numaralı soru. Güneş etrafında dolanan bir gezegenin eliptik yörüngesi şekildeki gibidir. A1 alanı A3'e eşitse diyor. Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi Kepler'in yasalarına göre eşit zaman aralıklarında eşit alanlar türüdü. Eğer bu alanlar birbirine eşitse K'dan N'ye gelme süresiyle M'den N'ye gelme süresinin olması lazım. Eşit olması lazım. Yani dolayısıyla burada 2 nolu öncülüğümüz doğrudur. Şimdi biz buradaki alanlardan bununla bunları çok kıyaslayamayabiliriz. Çünkü görsel olarak açılar ne kadar büyük ve küçük gibi gözükse de yani burada bir tek 2 ile 3, 2 ile 4 arasında bir kıyaslama yapıyoruz. Yani burada büyük bir alan var. Burada daha uzun bir süre geçtiğini, burada daha az bir süre geçtiğini söyleyebiliriz. Ama burada tam bir alan kıyaslaması yapma şansımız yok. Şunu tam net olarak söyleyemeyiz. Bu durumda 1 ve 2'nin kıyaslaması ya da 2 ile 3'ün kıyaslamasını yapmamamız lazım. Ya da 3 ile 4'ü. Gerçi 4'ü yapabiliriz çünkü alan büyük bir alan gözüküyor burada. Yani bu açının burada büyük bir alan bıraktığını gözlemleyebiliriz. Ama zaten öncüler şöyle geliyor. K'dan L'ye gelme süresi, L'den M'ye gelme süresine eşittir diyor. Şimdi bu alanların arasındaki ilişkiyi kuramadığımız için, bilmediğimiz için bu konuda kesinliğimiz yok. L'den M'ye gelme süresi, 3. öncülü okuyorum. L'den M'ye gelme süresi, N'den K'ya gelme süresine eşittir diyor. Oysa ki burasının daha uzun sürmesi lazım. Az önce söylemiştim. Buradaki alan, buradaki alandan daha büyük bir değer. O yüzden 3. ifade yanlış. Hangi ifadeler kesinlikle doğrudur? Burada da yalnız 2 diyerek bu denememizin son sorusunu Bursa diyerek bitiriyoruz arkadaşlar.